Gündem Teknoloji programıyla karşınızdayız. Gündem Teknoloji'de teknolojinin hayatımıza girişini ve bizim teknolojiyle olan bir arada yaşantımızı konuşacağız. Her geçen gün, her geçen dakika o kadar çok şey hayatımıza dahil oluyor ki geride bıraktığımız 10 yılda tüm insanlık tarihi boyunca üretilen datadan daha fazlası üretilmiş durumda. Şu anda içinde bulunduğumuz evrende ise her gün bir önceki 10 yılın datasından daha fazla data üretiliyor. Bu giderek daralan bir hazneye doğru dönüşecek. O bakımdan buna ayak uydurmamız biraz zor. Nasıl ayak uyduracağımızı konuşacağız. Stüdyomuzda Trio Mobil kurucusu, CEO'su Nevzat Ataklı ve Ödeal kurucu ortağı Fevzi Güngör var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevzat Bey, sizle başlayalım. Önce biraz teknolojiyi genel olarak tanımlamanızı istiyorum. Yani bu kadar çok veri artışı, bu kadar çok data hayatımıza giriyor. Ve biz bu datayı kullanmakta ya da dataları hayatımıza uydurmakta epeyce zorlanıyoruz. Nasıl yetişeceğiz ya da hepsine yetişmek zorunda mıyız? Geleneksel yöntemlerle, modellerle idare etmemiz ne kadar mümkün olabilecek önümüzdeki 5, 10, 20 yılda, 20 ya da 30'lu yıllarda? Esasında artık geleneksel yöntemlerin çalışmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çünkü binlerce, milyonlarca, milyarlarca sensörden anlık verilerin alındığı, artık tüm proseslerin kontrol altında tutulduğu, nesnelerin interneti çağın içerisindeyiz. Bu çağ içerisinde karar vericinin insan olduğu bir önceki çağdaki yaklaşımların değişmesi gerekiyor. Artık bu verilerin yapay zeka tarafından işlenmesi, kararların yapay zeka tarafından alınması gereken bir dönem içerisindeyiz. Ben şu an bulunduğumuz dönemi IoT Assisted Human diye değerlendiriyorum. Yani IoT destekli insan. Siz şu anda insana sensörler, nesnenin interneti destek veriyor. Örneğin bir L1 seviye bir otonom araç kullanırken sizin fark etmediğiniz bir yayayı araç fark edip size bir uyarı verebiliyor. Karar verici yine insan. Ama önümüzdeki 5-10 sene içerisinde bu tamamen değişecek ve artık sensörler insana bu bilgiyi iletmeden doğrudan yapay zeka iletecek ve bu kararları yapay zeka alacak. Yani artık insana gerek olmayan otonom çağa geçeceğiz. Önceki dönemlerde nasıl taş devri, cidal taş devri gibi dönemler varsa bence artık yeni dönem içerisinde de bu şekilde yeni dönemler yer alacak. Peki, siz açtınız, o yüzden soracağım. Çünkü cilalı taş devrine kadar gittiniz. Ben de geriye doğru gidebilirim. Kalkolitik çağa kadar. Şimdi tabii ki hayatımızda bu tür evreler geçtikçe yani daha çok alet, daha çok ekipman, daha çok aygıt kullanmaya başlayınca hayatımız kolaylaşıyor. Bir yerden bir yere giderken yürümek zorunda kalmıyoruz. Otomobillerle, uçaklarla gidiyoruz. Hızlı vasıtalarla gidiyoruz. Ya da herhangi bir şeyi ulaşmak için onun gelmesini değil, bizim ona gitmemizi sağlayan bazı aparatlar var. Onlarla gidiyoruz. Ama geldiğimiz noktada yani artık insanın mutluluğunun neredeyse tatmin düzeyinin son noktasına geldik. Yani bundan sonra bizi cilalı taş devrinden başka bir yere getirecek başka bir çağa ihtiyacımız var mı? Şunun için soruyorum. Bu çağ bizi mutsuz edebilir mi acaba? Yani yapay zekalarla yönetilmeye başladığımız andan itibaren biz olmaktan çıkıp başka bir çağa doğru, geriye doğru evrilebilir miyiz acaba? Esasında ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Yani şu anda birçok prosedür var. Artık kalite çok yükseldi, müşteri beklentileri çok arttı. Müşterileri mutlu edecek ürünleri yapmak için insanların çok daha fazla prosedürü zihinlerine tuttuğu, çok daha fazla kontrolcü olmak zorunda kaldı. Esasında insanın doğasında çok da uygun olmayan işleri yaptığı dönemdeyiz. Ben negatif bakmıyorum, pozitif bakıyorum. Bence insanın yapmaktan hoşlanmadığı rutinleri biz makineye ve yapay zekaya yönlendiriyor olacağız. Yani mesela otonom araçlar için düşünecek olursak İstanbul trafiğinde ben şahsen araç kullanmaktan mutlu değilim. Yani benim şu anki şu çağdaki mutluluğumu o sağlamıyor. Eğer araç kendi kendine bunu halledebilirse çok da memnun olurum. Bunun gibi işleri makineye, yapay zekaya aktarıp insanın yaratıcılığını kullanabileceği, bilim, araştırma, sanat, felsefe gibi işlere belki daha çok vakit ayırabileceği, belki de çok daha güzel bir çağa girme imkanı olacak diye düşünüyorum. Ama orada da şöyle bir şey var, sıkıntı var. Yani yaratıcılıkla uğraşanların oranı işte toplumlarda %3-4, çok iyi toplumlarda %5'e kadar çıkıyor. Geri kalan işte herhangi bir şekilde nitelikli olmayan işlerde çalışarak hayatını idame ettiriyor. Yani çiftçilik ya da herhangi bir düz tezgah işçiliğinden bahsediyorum. Bu durumda herkesin yaratıcı bir sürece dahil edilmesiyle ilgili sorun çıkacak. Yani yine yaratıcı sürecin içinde bulunanlar mutlu olacaklar, daha mutlu olabilecekler yapay zeka sayesinde.
Ama diğerlerinin mutsuzluğu ebediyete kadar sürebilir. Yani diğerlerinin mutsuz bir gelecek bekliyor olabilir mi? Ben tezimin arkasında olduğum için soruyorum. Tabii ki yani bir önceki çağda doğan insanlarda buna adapte olamayanlar mutlaka olacaktır ama nasıl avcı toplayıcıdan tarım toplumuna geçildiğinde herkesin görevi avcılıkken bir anda işte bilim adamları, doktorlar, din adamları ortaya çıktıysa bu çağda insanlara farklı misyonları yükleyecek. Dolayısıyla bu çağın içinde doğanların ben çok daha kolay adapte olacağını düşünüyorum. Belki geçiş yaşayan bizim gibi hani tüplü televizyonlarda başlayıp şu anda çok daha farklı teknolojileri gören insanlar biraz daha şaşırıyor ve adapte olmakta zorlanıyor. Bu kuşağın içerisinde doğanlar ise daha kolay adapte olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Size geleceğim. Merak etmeyin. Suyunuz için rahatlayın. Şimdi bu tabii bu söyleşiyi böyle hani bir Homo Deus ya da Sapiens kitabı boyutuna götürmek istemiyorum ama hakikaten insanlık mağaradayken yani ilk çağda henüz mağaradan çıkmamışken avcı ve toplayıcı toplumlara dönüşmeden önce şimdi avcı erkek. Erkek çıkıyor, dışarıda avlanıyor ve getiriyor. Kadın ise onu dizayn eden kişi, yani işte avı parçalıyor, tüyünü ayırıyor, kılını ayırıyor, yününü ayırıyor, postunu ayırıyor. Onlardan elbise, giysi vesaire falan yapıyor. Hatta süslemelerde kullanıyor. Bir süre sonra bu giderek meslekleşmeye doğru gidiyor. Yani aşçılar kadınlardan, tersiler kadınlardan oluşuyor. İşte avcılar, silahşörler de erkeklerden oluşuyor. Belki ya avcı toplumu, toplayıcı toplumu yaşamamış olsaydık, bugün erkekle kadının yaptığı işlerin bu kadar farklılaşması da söz konusu olmayacaktı. Sonuçta kas gücüyle ilgili bir, işte milyonlarca yıl süren bir evrimleşmeden sonra kadınlar daha narin ve daha kolay işleri yapabilen işlere doğru yönlendiler. Erkekler de diğer alana doğru yönlendiler. Şimdi geldiğimiz noktada diyorlar ki bir challenge var burada, bir meydan okuma var. Biz de yapabiliriz çünkü artık hiçbir şey kas gücüyle idare edilmiyor. O moda ya da o dönem geçti. Böyle Sapiens'e doğru gittik ama yani Sapiens'den değil, bu kendi kurgum olarak söylüyorum sana. Yani acaba değişecek miyiz? Mesela yani meslekler yer değiştirecek mi? Kadınlar erkeklerin, erkekler kadınların yaptığı işlere daha fazla girebilecekler mi? Kesinlikle değişeceğine inanıyorum. Zaten bundan 20 sene önce uzak doğuya, Çin'e, Vietnam'a kayan bir üretim süreci vardı. Şu anda Endüstri 4.0 ile birlikte artık tekrar Almanya, Amerika üretimi kendi ülkelerine çekmeye başladılar. Çünkü artık ucuz insan gücü çok bir şey ifade etmiyor. Artık insana zaten çok fazla ihtiyaç yok. İnsanın olduğu yerde üretim tarafında süreçler yönetmek çok daha zor, çok daha masraflı. Dolayısıyla buradaki değişim artık insansız fabrikalar, insansız marketler toplumdaki rolleri de değiştirecektir diye düşünüyorum. Peki Fevzi Bey, size gelelim. Bir şeyler de sizden dinlemek istiyorum. Yani teknolojiyle insanın uyumu ya da insanın teknoloji karşısında tutsak alınması ile ilgili bir sürece doğru adım adım gidiyor muyuz? Ben sizin çekincelerinize genel hatlarıyla katılıyorum. Burada insanlığın daha önce karşılaşmadığı bir problem var ve bunun çözümü maalesef bu sefer evrimde değil. Çünkü teknolojinin gelişme hızı hayatımızda bir sürü şeyi hızlandırıyor ama evrimi hızlandırmıyor. Yani evet, mutasyonların sayısı artıyor ama bu ona doğru evrilebileceğimiz kadar bir hız yaratmıyor. Dolayısıyla insanların bence genel mutluluğu çözebilecekleri problemlere göre şekilleniyor. Maalesef bugünün dünyasında insanlığın çoğunluğunun çözerek mutlu olabileceği problemler hızlıca azalıyor. Bu şu demek, bugün artık çözülebilecek problemler ya çok kolay, insanlar bunları çözerek tatmin olmuyorlar, ya da çok zor, zaten çözemiyorlar. Dolayısıyla insanların hayatlarıyla tatmin olabilecekleri denklemi yakalamak gitgide zorlaşıyor. Ben bu konuda çok optimist değilim. Dünyada insanlığın neredeyse iki türe doğru yakınsaması gibi bir durum var. Yani üretenler, işte bu teknolojiye erişenler, bir şekilde finansal kaynaklara erişenler, finansal okuryazarlığa erişenler vesaire. Bir de bunlara erişemeyenler ikinci tür. Yani üretmeyenler, bir şekilde dünyada varlıklarını sürdürenler ama bu ekonomiye katılamayanlar ve bu aradaki boşluk hızla açılıyor. Yani bunu aslında bir sürü yerde bunun etkisini görüyoruz. Yani bunun ticarette etkisini görüyoruz. Ne bileyim, terörde bile görüyoruz. Yani terörde bile insanların gözü eskiye göre, bundan 20-30 sene önceye göre çok kara. Çünkü bir varlık sebebi göremiyor insanlar. Bu çok temel felsefi bir tartışma. Ben burada global ölçekte etik kuralların benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu münferit girişimcilere veya
münferit ülkelere bırakılmayacak kadar hassas bir denge. Burada çok basit bir hikaye var. Yani bugün Türkiye'de yüz binlerce insan, belki milyonlarca insan ulaşım endüstrisinden ekmek yiyor. Yarın öbür gün bizim ülkemizde dronlarla ulaşım yapıldığında bu adamlar ne yapacak? Bu çok ciddi bir soru. Bu insanlar neyle geçinecek, neyle varlıklarını sürdürecekler? Bu gitgide daha komplike işlere doğru ilerliyor. Şu tabii doğru bir önerme. Yani insanlar, yani bu teknolojiyi nasıl kullandığınızla ilintili. Yani nükleer enerjiyi siz bomba yapmak için de kullanabilirsiniz. Ucuz enerji evet. üretmek için de kullanabilirsiniz. Bunun güvenli teknolojilerine yatırım yapabilirsiniz veya güvenli olmayan teknolojilerine yatırım yapabilirsiniz. Burada insanlık maalesef serbest bırakıldığında bunu daha kısa zamanda paraya çevirebileceği şekilde kullanıyor. Bunun önlenmesi çok önemli bir şey. Yani burada ben çekincelere genel olarak katılıyorum. Burada sadece münferitten ya zaten başarılı olan hayatta kalır, hayatta kalan da doğru yapıyordur yaklaşımı maalesef doğru yaklaşım değil. Burada global ölçekte belli etik değerlerin oturtulması lazım. Evet. Şimdi birazdan ne iş yaptığınıza da geleceğim. Yani o konuda da size bir fırsat vermeye çalışacağım ama sizinle son bir şey daha konuşalım öyle. Biraz önce dediğimiz ya, bir üretenler olacak, bir de tüketenler olacak. Üretenler azınlıkta, tüketenler her zaman olduğu gibi çoğunlukta olacak. Yani teknolojiyi üreten bir kesim olacak, toplumun işte en seçkin beyinlerinden oluşan %3'lük, %4'lük kesim. Geri kalan %97-98'de onu tüketmekle ve ona para harcamakla mükellef olacak. Bu arada öteki taraf çok fazla kazanacak. Evet. Bugün mesela işte 60 insanın serveti dünyanın toplam gayri safi hasılasının %60'ını geçmişse bu sebepten dolayı bu giderek bu makas daha da açılacak. Evet. Yani yukarıda gördüğümüz insanların sayısı azalacak, aşağıdakiler daha fazla olacaklar. Bu toplumlarda da böyle olacak bence. Örneğin 30 yıl sonra yani çok bildik bir perspektiften bahsediyorum. Bir varsayımsal durumdan bahsediyorum. 30 yıl sonra dünyada iki grup ülke kalacak. Bir tanesi gelişmişler, bir tanesi de ötekiler. Şimdi şu anda ne var? Bir gelişmişler var, G7 var değil mi? İşte Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere, Almanya falan. Bir G77'ler dediğimiz yani gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye var, Venezuela var, Kolombiya var, Arjantin var, Tayland var. Bir de ötekiler var. Onlar işte Afrika, Zambiya, Gine, Gana falan gibi ülkeler. Şimdi 30 yıl sonra Massachusetts Institute Teknoloji'nin bir çalışması bu. Diyor ki 30 yıl sonra böyle bir ayrım kalmayacak. Çok yukarıdakiler ve aşağıdakiler olacak. Çok yukarıdakiler ne iş yapacak? Teknoloji üretecekler. Ötekiler de sadece bunu tüketmekle yükümlü olacaklar. Ve o tüketimin kurallarına tabi olmak durumunda kalacaklar. Biz 30 yıl sonra acaba bu sınıflaşmada, bu ayrımlaşmada nerede olabiliriz? Yani aşağıda ya da yukarıda olma şansımızı ne görüyorsunuz? Ben 30 yıl sonra düşündüğümüz gibi dünyada olmayacağını öyle düşünüyorum. Mi? Nasıl olacak peki? Ben ülkelerin de bugünkü kadar önemli olmayacağını düşünüyorum. Yani o G7 dediğimiz ülkeler de aslında gölge tiyatrosu oynayacaklar. Yani onlar da 30 yıl mı olur, 50 yıl mı olur ama bir vade içinde bu merkezileşen değerler o kadar konsolide olacak ki onlar ülkeleri de yutacaklar. Yani şirketler ve bireyler evet, kalacak. Evet. Yani onlar esas gücü temsil edecek. Bugün hala söylediğimiz işte belli aileler var vesaire komplo teorileri bugün gerçek değilse bile ileride gerçek olacak. Çünkü bu şirketlerin ve bireylerin ürettiği ve sahip olduğu değer ülkelerin sahip olduğu değerin fersah fersah ötesinde olacak. Yani bugün bakarsanız dünyada eskiden niye böyleymiş, niye ülkeler çok kıymetliymiş? Çünkü dünyada en kıymetli şey orduymuş. Yani evet. Orduyu başka bir şeyle ikame edemiyorsunuz. Ama bugün data o ordunun önüne geçiyor. Yani bugün datanın sahibi olan ülkenin daha kuvvetli olup olmadığı ciddi tartışma konusu. O yüzden Avrupa'da işte GDPR konuşuluyor. Türkiye'ye onun implikasyonu KVK geliyor. Ülkeler artık datalarına sahip olmak istiyorlar ve artık bu köprüden önceki son çıkış. Datayı biraz daha serbest bıraksalar ve datanın sahibi olan şeyler, şirketler veya bireyler biraz daha güçlense artık oradan geri dönüş olmayacak. GDPR Avrupa Birliği'nin ülkesindeki vatandaşlarının ürettiği dataya sahip olabilmesinin son fırsatı mesela. Evet. Türkiye'de de bunun örneğini kişisel verilerin korunması kanunuyla görüyoruz. Biz nerede olacağız? Şimdi burada çok aslında ütopik bir gelecek yok. Bu gelecek geliyor ve zaten rakamlar da bunu gösteriyor.
Bizim nerede olacağımızı başkası belirlemeyecek, biz belirleyeceğiz. Biz bu teknolojilere kendimiz yatırım yapar, dünyada bunları i̇şte kendimiz icat eder. İşte o istidadı görüyor musunuz? Hani kendimize yatırım yapıyoruz ama şimdi acaba bunu görüyoruz, doğru yere doğru gidiyor muyuz? Ama bu çok hani ülke seviyesinde ve bayağı devlet planı seviyesinde hükümetleri de aşan bir politika güdülmesi lazım. Hani ben her yerde bunu söylüyorum. Yani bunu insanlar ya ne güzel bak genç çocuklar bunları destekleyelim diye yapmıyor. Yani bu şirketler, bu yeni girişimler yarının esasında bugün ordu ne ifade ediyorsa yarın bu şirketler onu ifade edecek. Siz bugün ülkenizde eğer bu girişimleri desteklemezseniz yarın işte X Amazon, Alibaba vesaire Çin'de üretip gemiye yükleyip dronlarla eve teslim ettiğinde sizin evinizde kullandığınız her şeyi bütün değer zincirinden çıkıyorsunuz. Aynen. O gün bu halk ne yiyecek, neyle yaşayacak, onun parasını nasıl ödeyecek, ne kadar borçlanabilecek? Bunların hepsinin cevabı aslında sizin ne ürettiğinizde. Ne ürettiğinizde bugünkü konvansiyonel teknolojiyle cevaplanabilir bir şey değil, geleceğe dair ne ürettiğiniz. Dolayısıyla ülke olarak mutlaka bizim girişimcilik ekosistemini, bu yeni teknolojileri destekleyecek şeylere, modellere bir lüks olarak ya işte bak Avrupa bunları yapıyor, Amerika bunları yapıyor, hadi biz de yapalım değil, bir beka sorunu olarak bakmak lazım. Evet. Çok güzel anlattınız. Yani benim teorimi bir adım öne götürdünüz, ileriye götürdünüz. O anlamda da fikri yeni bir ufuk açtınız. Bence de doğru. Yani gelecekte de Rothschild ve Rockefeller aileleri gibi aileler olacak. Devletlerden ziyade yine bunlar bir baskı grubu ya da yönetme aracı haline gelecekler. O zaman işte Türkiye gibi ülkelerin kendi içinden bu tür ailelerden bir tane, iki tane çıkarabilmesi durumunda survive etme şansı var. Cüneyt ne kadar vaktimiz kaldı? Yönetmenimiz uyuyor mu benim? 5, tamam. 2,5 dağıtacağım. Sizi benim arkamda da görüntü verin lütfen. Şimdi yaptığınız işi anlatmanızı istiyorum Nevzat Bey. Öncelikle Trio Mobil ne iş yapıyor? 2,5 dakika vaktiniz var. Buyurunuz. Trio Mobil bir IoT operatörü. Biz sahada araçları, soğuk zinciri, dolapları, fabrikaları, buradaki üretim makinelerini takip eden sensörler ve arkada bu veriyi yöneten büyük data sistemlerini geliştiriyoruz. %100 yerli teknoloji firmasıyız. Sanayi Bakanlığı destekli Ar-Ge merkezimizde ürünlerimizi geliştiriyoruz. Şu anda yüz binlerce sensörden sahada gerçek zamanlı veriyi alıp işleyen bir sistemimiz var. Trio Mobil'in odağında Dijital İkiz konsepti var. Dijital İkiz şu, bundan önceki 100 yılda işte şehirler, fabrikalar, alışveriş merkezleri birçok şeyi inşa etti insanlar. Şu anda bunların dijitallerinin inşa edildiği bir dönemdeyiz. Yani örneğin bir şehir için konuşacak olursak, şehir içerisinde otoparklar inşa ettik ama bu otoparkların dolu mu boş mu olduğunu bilmiyoruz. Şehrin içerisinde bunları arıyoruz. Veya işte sanayi kuruluşlarında makinalar koyduk ama bu makinelerin ne kadar verimli çalıştığı ile ilgili herhangi bir KPI'miz yok. Binalarımız var, ne kadar enerji tükettiğimizi bilmiyoruz. Ne kadar su harcadığımızın farkında değiliz. Dolayısıyla bunların tamamının dijitale dönüşmesi gerekiyor. Trio Mobil burada IoT operatör olarak bu dijital dönüşümün Türkiye'deki öncülerinden biri olmaya çalışıyor. Harika. Bir de ben ilave edeyim. Yani midemiz var, ne kadar yememiz gerektiğini de bilmiyoruz. Mesela onu da ileride bize sağlayacaklar diye düşünüyorum. Peki öde al sistemleriyle ilgili 2,5 dakikalık sunumunuzu yapacağım. Öde al olarak biz aslında herkesin hayatında gözlemlediği bir problemi çözüyoruz. Yani bir dükkana girersiniz, bir sürü post vardır yan yana. Sonuçta herkes söyler ya bu milli değer niye bu kadar alınıyor? Bir dükkanda 20 tane 10 tane post niye var? Bu aslında üye iş yerlerinin yani bizim alışveriş yaptığımız perakende noktalarının bir şekilde farklı bankalarla farklı anlaşmalar yapma zorunluluğundan geliyor. Öde aldı biz yazar kasa mükellefi olmayan üye iş yerleri için sadece bir mobil uygulamayla cep telefonlarına indirdikleri bu hizmeti cep telefonu üzerinden üye iş yerlerinin almasını sağlıyoruz. Yani cep telefonunuza bir oyun gibi indiriyorsunuz. Evet. Müşterilerinizin kredi kartından ödeme alıyorsunuz. Üye iş yeri indiriyor. Müşterinin hiçbir şey indirmesi gerekmiyor. Sadece kredi kartından ödeme yapabiliyor. Perakende noktaları için yani şeyler için, yazar kasa mükellefleri için de profilo yazar kasalarla beraber geliştirdiğimiz bir çözümümüz var. Orada da üye iş yeri sadece bizimle sözleşme imzalıyor. Hem yazar kasasını veriyoruz hem 5 bankayla sözleşmesi için de. Ve bunu yazar kasa artı bankalara ödeyeceği aylık ücretlerin toplamının %75 indirimiyle falan veriyoruz. Sadece dörtte birine falan alabiliyor. Çok avantajlı bir model sunuyoruz.
Ödeal'da bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında biraz daha böyle hani küçük iş yerlerini büyüklere karşı desteklemek, onların sağlayabildiği, müşterilerine sağlayabildiği faydaları küçüklerin de sağlayabilmesini sağlamak. Güzel. Süremiz kalmadı herhalde. Kapatacağız. Çok teşekkürler sizlere. Bu arada bu sınırlı zamanda yaptığımız söyleşinin içine çok şey sığdırdığımızı düşünüyorum şahsen. Fütüristik şeyler konuşmaya çalıştık ama izleyicilerimize bir tavsiyemiz olsun. Eğer hakikaten daha geniş, daha fazla, daha büyük bir bilgi dağarcığına sahip olmak istiyorsanız Daron Acemoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabını Sapiens ve Homo Deus'la birlikte, ona ilaveten de Şevket Pamuk'un Türkiye İktisat Tarihi'nin 200 yıllık geçmişi adlı bir kitabı var. Onunla birlikte okursanız 4 tane kitapla geleceği daha iyi görme şansına kavuşabilirsiniz. Bu da bugünkü tavsiyemiz olsun. Hoşçakalın.